Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir. Son düzlük part 2'ye hoş geldiniz. Cidden köprüden önceki son yoldayız arkadaşlar. Şimdi çalışma masamın üstünü toplayacağım çünkü bok götürüyor. Ardından kendime bir kahve hazırlayacağım. Ve ondan sonra vira bismillah deyip artık geceye kadar mı, geceden sabaha kadar mı ne olur bilemiyorum. Teze başlayacağız. O zaman ortalığı toplamaya başlayalım mı? Başlayalım. Let's get it start o zaman. Hadi. Şartımızı açalım, başlayalım. 1, 2, 3, let's go! Oh. No way, oh. Aşkım. 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 Kızım. Kızım. Hayır, sana da alma. Anneciğim. Aşkım. Aşkım, ne yapıyorsunuz? Çıkardın bak, burnumdan çıkarıyordun. Daha mı diyorum sana? Efendim aşkım. Anneciğim. Çakır, kim var orada? Aşkım. 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 Sen ne diyorsun buraya? Kim var orada? Çakıl var orada, evet. Anneciğim. Tam çık oradan, orası sıcak şimdi. Tam geç. Hadi yemek. Aşk kızı yer. Aşk kızı yere koydu bizi. Aşkım. Geç yerine. Yerine geç. Bak sıcak, o sıcak sıcak. Yanacaksın. Kahvemizi aldık. Gözlüğümüzü taktık. Bilgisayarın başına geçtiğimize göre artık başlayabiliriz. Bira bismillah. Arkadaşlar şimdi Zehra okuldan geldi. Ki şöyle bir şey var. Karnımızı çikolatayla doyurduk. Karnımı ben doyurdum. Zehra bilemiyorum. Ondan sonra bizim favorimiz olan getirden mahlepli hanımeller söyledik ve onu da yedik. Ya ben gerçekten şu an tokum. Bir ayranımı da içeyim.
Ama şu an şey yapıyoruz. Makarnayı haşladık. Makarnayı nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Fırına da atabiliriz ya da salçalı falan da yapabiliriz. Hayır. Pesto soslu yapacakmışız. Sorry. Onun yanı ama bakın şimdi menüye bakın. Sipariş vermeye çalışıyorum. Menüye bakın. Pesto soslu makarna yanına da istiridye mantarlı kokoreçimsi şey. Kokoreç demezsen sevinirim. Mantar o. Yani kokoreç istiridye mantarı yapacağız. Daha öncesinde ecmel yapmıştı, ondan gördüm. Güzel de benziyordu. Gel şuraya biber sor. Biber soyayım. Tamam. Çekil. Şimdi Zehra doydu. Saat şu an 1:05 geçiyor ve ben beri setini eğitmiştim zaten. Onu tekrardan denedim. İmgeleri resize yaptım çünkü resize yapmadan önce çalışmıyordu. Yani hiçbir şekilde yolu veya şeridi tespit etmiyordu. Şimdi resize yaptıktan sonra çalışıyor. En azından az buçuk da olsa bir şeyler görünüyor. Bir yandan da Jason'ı da çalıştırmaya çalışıyorum. Umarım çalışacak diyorum. O zaman tam gaz devam ki. A few moments later. Hepinize günaydın arkadaşlar. Saat 11. Ben dün gece saat 5 miydi? 5 gibi falan yattım. Sonra yatmadan önce Zehra'ya dedim. Zehra giderken beni kaldır dedim. O da 8'de çıkacakmış evden. Dedim 3 saat yok yani. Gözümü zaten açamıyordum o başıma geldiğinde. Dedim kanka bak ben birazcık daha uyuyacağım. İşte şimdi 11'de kalktım. Hemen bir kahve hazırlayacağım. Dün gece bayağı iyi sonuçlar elde ettim. Birkaç hata oluyor. Ama şeritleri ve yolu bulurken. Ama yine de iyi yani. Biraz Jason'ı da çok çalıştırmayı denedim ama bir hata alıyorum. Yani o hatayı bir türlü çözemiyorum. Yani zibilyon tane yol denedim, metot denedim ama hiçbir şey yapamadım, çözemedim, anlamadım. Bugün arkadaşlara yazacağım onun için. Eğer çözümleyebilirsem, yani orada da çalıştırabilirim ama çözümleyemezsem yani sadece Ubuntu'da çalışıp yollayacağım hocaya, bilmiyorum. Aynı zamanda işte normalde benim projeyi real time bir şekilde çalışmam gerekiyordu. Ama sıkıntı biraz. O yüzden şimdi yaptığım kısmını hocaya atacağım birazdan. Hangi modeli kullandığımı ve sonuçlarımı. Eğer okey derse bir yandan hem kodlarla uğraşıp ondan sonra da tez yazmaya başlayacağız. Çünkü onun da bir şekilde aradan çıkması lazım. Oturup saatlerce tez yazacağız artık arkadaşlar. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Ay ay ay, got the feeling, yeah, you know. And I'm losing all control. Is this magic in my bones? Ay. Arada böyle patlıyor. Yani şu patlamayanlar olmadı gerçekten yani. Ortalama bir durumda. Daha taşı da etiketlemezsin. Bunlar ne ya? Tamam, onlar birazcık kötü olmuş. Burada bir sıkıntı var ama şu şeyler çok iyi çıktı. Bakın. Sürülebilir alanı gösteriyor burada. Bu bayağı iyi. Burada da şey şeritleri gösteriyor. O sürülebilir alan kısmı var ya, oranın o kadar patlamasının ve kaymasının sebebi büyük bir olasılıkla şey,
Ben bu imgeleri etiketlerken boyutları 1900 küsüre 1200 küsür müydü? Öyle bir şeydi. Sonradan ben onları resize yaptım. 1280'e 720 yaptım. Öyle olunca tabii ki de etiketleme yaptığım JSON dosyalarıyla normal imgeler biraz uyuşmuyor gibi olmuş olabilir. O yüzden bu kadar patlamış da olabilir, bilemiyorum. Ben şimdi birazdan hocaya mail atacağım. Sonrası hayırlısı arkadaşlar, ondan sonra tez yazacağız inşallah. Selam arkadaşlar, şimdi duştan çıktım. Bir de kendime bir kahve yapacağım. Ondan sonra tez yazmaya başlıyor muyuz? Başlıyoruz. İyi oldu ya, duş aldım, böyle bir kendime geldim. Şimdi şimdiden o da çalıştırmaya çalışıyordum ya kodu. Hata alıyordum, aldım hatayı. Dün geceden beri ben onunla uğraşıyordum. Yani bir şeyleri siliyorum, tekrardan yüklüyorum, güncelleme yapıyorum. Yani olabilecek her şeyi yaptım ama hiçbir şekilde yok, yani çözülmüyor. Orada çalışmıyor, hep aynı hatayı veriyor. Şimdi arkadaşa sordum, ondan geri dönüş bekliyorum. O geri dönüş yapana kadar ben de bir yandan teze başlayacağım. Bugün aslında tezim bayağı bir kısmını bitirmem lazım. Çünkü birkaç çıktıları alıyorum. Zaten size gösterdim çıktıları. Onun üzerinde düzenleme falan yapacağım. Hoca mail atacağım. Ona da bakayım. Arkadaşlar ben boğuluyorum. Ben boğuluyorum ya. Yıldım ya, yıldım abi. Hep aynı şeylere yazıyormuşum gibi geliyor ya. Ama hep aynı şeyler. Özeti yazıyorsun. Girişin özetini yazmış oluyorsun. Hemen hemen aynı şeyler. Sonra tezin amacına geliyorsun. Gene aynı şeyleri yazıyorsun. Yani aynı şeyleri farklı kombinasyonda yazacağım derken, yani zaten 3-5 tane kelime haznem var. Yani onların hepsini de kullandım. Kullandım yani. Yok yıldım ya. Yıldım abi. Ya bıktım. Bıktım. Vallahi bıktım arkadaşlar ya. Yıldım ya. Ama yok. Ne kadar yılsak da. Bu gece bu tez bitecek abi. Başka yol yok. Yani bitmese bile %80'lik kısmını tamamlamam lazım. Geriye de 3-5 bir şey eklemesi kalması lazım. Çünkü daha bunun doğruluk oran grafiğini çıkartmam gerekiyormuş. Onu nasıl çıkartacağım hiç bilmiyorum. Daha önce hiç doğruluk grafiğini çıkartmadım bir şeyin. Onun o grafiğini çıkaracağım. Onu ekleyeceğim falan filan. Hala hocaya mail atacağım. Bileklerimi keseceğim cidden. Neyse. Çalışmaya devam arkadaşlar. Ortam böyle yani. Devam ki. Birazdan gelir gene alırım. Tamam mı? Ya kapan sen de. Arkadaşlar bir saattir 3 cümle yazdım. Nasıl ama? Harika. Nasıl tamamlayacağım çocuklar? Ben de kuş olsam. Ya uzay ya gözlüğümü de ya. Dur tamam dur. Aşkım. 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 Aşkım de ağzını yerim seninle. Uzay sen de beni yiyorsun. Dur tam. Lan acıttın. Ben buradayım. Aşkım. Hayat zor. Hayat zor. Sen ne diyorsun fısır fısır zaten? Bunları konuşunca korkuyorum. Niye? Tövbe tövbe tövbe. La havle. Allah'ım nelere kadirsin ya. Şu tezi de yazsana ya. Hemen 2 dakika. Tık 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 yazılmış olsa keşke ya. Uf. Kriz geçireceğim arkadaşlar, kriz. Aşkım. Gidiyorum arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yine güncelleme yaparım.
arkadaşlar şimdi çöp atmaya çıktım. Aslında yani çöpü atmaya da bilirdim de. Şöyle birazcık iki turlayacağım ve beynime bir oksijen gitsin. Çünkü artık oksijene ihtiyacım var. Ya tıkanıyorum. Ya böyle yazacağım her şey aslında aklımda var gibi. Ama yok gibi de. Böyle bir değişeyim yani, anlamadım. Ay, keşke cüzdanımı alsaydım. Belki kopete yürürdüm ya. Bir şeyler alırdım. Neyse bir şey almayalım. Sadece yürüyelim. İki tane köpek şurada duruyordum. Bokuma karıştı. Ne oluyoruz dedim ya. Geliyor bak. Görmüyorsunuz ki, geliyor. Fıtı fıtı. Gezmeye çıktım. Bir şey yapmayacağım. İki tur atacağım. Bunlar bizim gece bekçilerimiz. Gece bir kuduruyorlar, bir kuduruyorlar. Var ya, görmeniz lazım. Değişikler ya. Neyse. Annyeonghaseyo. Ben ha gideyim Zehra, bir gideyim. Bir anda şeytan diyor ki Figen'e git. Figen de çok uzak amık, git. Hiç gidemem oraya doğru. Oraya iki tur atar gelirim ya. Ya bir aşağı bir yukarı çıkayım kanka. Evet. Darlanıyorum gençler, darlanıyorum. Zehra da orada. Sıkıldım iyice ya, artık bitsin vallahi ya. Bestalise beni kaybedecek vaktim yok ama artık evde yani sıkıldım, daraldım. Hiç dışarı çıkmadım zaten, günlerde dışarı çıkmıyorum herhalde. En son önceki akşam da ne çıktım dışarı. Onda da gene arkadaşlarla proje baktık yani. Neyse şimdi birazcık kulaklığımı takayım, şöyle iki aşağı yukarı bir tur atayım. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar az önceki hareketi yaptım ama saat geç. Ölümü veriyor musunuz? 2.30. Gözük enerji. Sen uyumaya mı gidiyorsun? Hı. Yok ben önce ne olacak? Ne diyeyim ya?